Merhaba selamlar selamlar en çok en çok aldığım sorulardan biri en çok merak edilen sorulardan biri şu işte dil öğrenmek için ne kadar çalışmalıyım günde ne kadar çalışmalıyım bu soruya cevap vereceğim ama sadece şey değil sadece yani dil öğrenmek için günde ne kadar çalışmamız gerektiği sorusun cevabı değil de aslında e, her işte başarıya ulaşmak için ideal çalışma süresi nedir bu soruyu cevaplamaya çalışacağım yani kitap okuma alışkanlığı kazanmak için hani iyi bir okur olmak için diyelim günde ne kadar okumam gerekir? Kaç sayfa okumam gerekir? İdeal hakikaten sayfa sayısı nedir? İşte yazmak istiyorum. Yazıda gelişmek istiyorum. Belki kendi kitaplarımı yazmak, yayınlamak istiyorum. Bunun için işte günde ne kadar yazmalıyım, ne kadar çalışmalıyım? Bütün bu soruların cevabını vereceğim. Her işte, her işte başarıya ulaşmak için ideal çalışma süresi nedir? birlikte bunun üstüne konuşalım. Şimdi bu sorunun cevabını verebilmek için önce önce başarının tanımı üzerine konuşmamız gerek. Başarıya nasıl ulaşılır? Her alanda nasıl başarılı olunur? Bu soruya cevap vermemiz gerek. Bana sorarsanız hemen hemen hangi alanda olursa olsun başarıya ulaşmanın, başarıya ulaşmanın tek yolu var. O işi alışkanlık haline getirmek. O işi alışkanlık haline getirmek ise neyle başlıyor? Yine bana sorarsanız. En azından, en azından 3 ay boyunca işte ben buna 100 gün diyorum. O yüzden o 100 günde dil öğren o program falan böyle doğmuştu o zaman da. En az 3 ay boyunca her gün o işi yapmam, o işte sebat etmem gerekiyor. Böyle başlıyor. İlk başta 3 ayla başlayacağım sonra o benim alışkanlığım olacak. Zaten hayatıma girecek. O 100 gün olacak, 200 gün, 300 gün falan derken artık hayatımda olduğu için o iş başarıya ulaşmamam mümkün değil. Yani başarının sırrı bu her işte en az 3 ay, en az 3 ay o işte sebat etmek, o işi her gün yapmak. İşte ilk başta söylediğim soru, ilk başta o üstüne konuştuğumuz soru. İdeal çalışma süresi nedir? İşte ideal sayfa sayısı nedir? Her gün okumamın iyi olacağı, okumam gereken ideal sayfa sayısı nedir? Bütün bu soruların cevapları da. Aslında burada çıkıyor. İdeal çalışma süresi, ideal çalışma süresi en az 100 gün boyunca her gün yapabileceğiniz çalışma süresidir. Bakın çok önemli. Her alanda başarıya ulaşmak için ideal çalışma süresi en az 100 gün boyunca her gün hiç aksatmadan her gün yapabileceğiniz, ne olursa olsun yerine getirebileceğiniz çalışma süresidir. İşte bu yüzden, bu yüzden e düşündüğünüzde herkesin ideal çalışma süresi farklıdır ama aslında herkesin de bir şekilde aşağı yukarı aynıdır. Neden? Neden? Hepimizin aslında bir günde yapabileceğimiz şey bellidir hepimizin aslında 100 gün boyunca hiç bırakmadan en az 100 gün boyunca hiç bırakmadan her gün yapabileceğimiz aslında süre aşağı yukarı bellidir. O yüzden hani şey oluyor böyle başlarda böyle akad insanlar motive oluyorlar bana yazıyorlar falan çok güzel işte hocam şu kadar çalışacağım bu kadar çalışacağım işte e, işte e, sabahları 2 saat daha erken kalkacağım işe gitmiyorum şunu yapacağım falan tamam çok güzel çok güzel insanları şey yapmak da istemiyorum o heyecanlarını kırmak istemiyorum ama e, yani onun bizi bir yere taşımayacağını da biliyorum işin açığı. Biliyorum yani hani çünkü çünkü isterseniz 5 saat çalışın, 10, saat çalışın. Onlar bizim için pek bir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan şey sizin en az 100 gün boyunca her gün ne yaptığınız, her gün nasıl çalıştınız. Yani eğer dediğim gibi en az 100 gün boyunca o şeyi o o o hattı hakikaten çizmeyi başaramazsanız hiçbir yere varamıyoruz ki. O yüzden hani işte bir gün 5 saat çalışsanız ne olur? Bir hafta günde 10 saat çalışsanız ne olur? Hani o yüzden o yüzden her zaman bu gözle bakmak gerek. Ben bu işi önümüzdeki 100 gün boyunca en az 100 gün boyunca her gün ne kadar yapabilirim bunu belirlemek gerek. Örneğin mesela kitap okumakta bir şeye bakmak lazım. Sizin o hani ne olursa olsun ne olursa olsun hani çocuk ağlasa da işte misafir gelse de ne olursa olsun yapabileceğiniz, okuyabileceğiniz sayfa sayısı aşağı yukarı nedir mesela? O alt limiti sizin keşfetmeniz lazım. Çok önemli o. Çok önemli. Yani ben ne olursa olsun her gün e, 10 sayfa okuyacağım diyorsanız ve bunu en az 100 gün boyunca yapabileceğinizi görüyorsanız o zaman kendinize bu alt limiti koyun. Çünkü hani daha önceki videolarımda söyledim ya alt limit koymak gerekli. Mutlaka her gün yapabileceğiniz bir alt limit koymak ve buna ne olursa olsun tutunmak ve benim tabirimle bunu bence bir onur meselesi haline getirmek gerek. Ben ne olursa olsun yapacağım bu işi. Bu benim kendime olan saygımla, kendime olan hani güvenimle, özgüvenimle ilgili bir şey. Kendime olan sevgimle ilgili bir şey. O yüzden ne olursa olsun yapacağım deyip bir alt limit belirlemek lazım. İşte bu alt limiti aslında ancak siz belirleyebilirsiniz ama tabii ben aşağı yukarı biliyorum. Hani çok insanın bu çalışma sürecini özellikle de dil öğrenme yolculuğunu gözlemlediğim için hani aşağı yukarı biliyorum insanların yani hiç aksatmadan böyle en az 100 gün boyunca yapabildikleri, yerine getirebildikleri süre ne kadar aşağı yukarı kafamda belli sayılar var falan. O yüzden böyle 20 dakika, 30 dakika gibi şeyleri bu yüzden veriyorum. Çünkü yani herkes hani hiç zamanı olmayan birisi de zaman olan bir artık herkes ne olursa olsun 20 dakika 30 dakika yapabilir. Hatta hani çok sevdiğim bir laf vardır. Eğer diyor kendinize ayıracağınız bir saatiniz yoksa günde o zaman hayatınızda yok demektir. Hani o zamanım yok şeyleri var ya borçtan bakmak gerek o laflara. E bir de herkes her şeyi zaman ayırıyor. Buna niye ayırmayalım? Yani o yüzden mesela dil öğrenmede öyle bir şey koyabiliriz kendimize. Ben en az şu kadar çalışacağım. İşte en az ben her gün 5 sayfa mı okuyabiliyorum kitap? Tamam o zaman 5 sayfa olacak o. Yani böyle hani o yıl başlarında alınan hedefler gibi o işte her gün 200 sayfa okuyacağım falan. Onlar yalan biliyorsunuz zaten tutmuyor. Yani %82'si mi öyle bir şeyler var? Böyle çalışmalar yapılmış işte yıl başında e, insanlar hani kendilerine verdikleri sözlerin, o kendilerine koydukları hedeflerin ne kadarı gerçekleşiyor? Yani yüzde %80 küsürleri falan gerçekleşmiyor. Neden bu yüzden? Çünkü gerçekten uzak hedefler koyuluyor. Yani e, veya insanlar hani e, birkaç gün ancak yapabilecekleri, yerine getirebilecekleri hedefleri e, hedefleri şey gibi düşünüyorlar. Her gün yapabileceklerini sanıyorlar falan. Tabi o da olmuyor. Kısa sürede onu bırakıyorlar. E, bu sefer ne oluyor? Aslında bakın. Kendi ayaklarına çelme takmış oluyorlar. Aslında kendi kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. Yani şey gibi yanlış bir hedef koyuyorlar. Benim günde 5 saat dil çalışmam lazım gibi saçma sapan yanlış bir şey hedef koyuyorlar. Sonra tabi haliyle o hedefi yerine getiremiyorlar. Bu sefer bakın ne diye düşmeye başlıyorlar. Benim dil öğrenmek için sonuçta 5 saat çalışmam gerekiyordu. Onu yerine getiremiyorum. Yani demek ki dil, öğren dil öğrenemem. Hani Zaten benim hiç zamanım yok ki. Şu bu falan başlıyor şeyler. Oysa ki kim dedi 5 saat çalış diye? Yani o. Belki de kimi insanlar bunu bahane ediyordur. Hani aslında bir şekilde dil öğrenmeyi bırakmak için kendilerine bunu bahane eden hani insanlar olduğundan da işin açığı eminim. Yani hani öyle şeylerde çok gözlemledim. O yüzden böyle her işte ideal çalışma süresi aslında o işi en az 100 gün boyunca her gün yapabileceğiniz süredir. Yapabildiğiniz süredir böyle alt limitler o benim hani mutlaka yapın mutlaka yerine getirin dediğim o alt limit böyle belirlenir ideal süreler böyle oluşur ama tabii ki şimdi ben dil öğrenmekte diyelim ki kendime yarım saat koydum yarım saat süre koydum ama bir gün çok canım ister 3 saat yani hani onu da iyi anlamak gerek onu da iyi anlamak gerek yani yazmaya başladınız belli bir sayfa şeyiniz var belli bir kelime şeyiniz var benim mesela yazıda bazı dönemler Böyle günde 500 kelime, bazı dönemler günde 1000 kelime koyuyorum. Hani her gün yazıyorum. Çünkü yazmam gerekiyor. İşim bu. Bir de kendim için de yazmak istiyorum falan. Ee, şey, onu mutlaka yapıyorum. Ama yani iyi gidiyorsa 1000 kelimeyi aşmış, 1500 kelime olmuş falan niye bırakayım ki orada? Niye kendime şey yapayım ki? Yani o iyi gidiyorsa da hakikaten onun keyfini çıkarmak gerek. Ama o benim için önemli değil o. Yani bir gün, iki gün aşmışım. Bin, o benim için önemli değil. Benim için o en az 500 kelime. İşte en az 1000 kelime artık. Neyse o hedefimi yerine getirmem önemli. Çünkü benim için hani her gün ne kadar yazdığım önemli. Böyle arada birkaç gün böyle bir çıkıntılar yapıp birkaç gün böyle bir kendimce böyle bir e, heyecana gelip böyle bir e, coşup böyle varıp bir şeyler yapıp falan sonra e, tekrar böyle e, sıfıra inmek değil herhalde. Başarının şeyi bu değil, yolu bu değil. Başarının yolu en az 100 gün boyunca her gün yapmak. Zaten 100 gün boyunca 100 gün boyunca en az 100 gün boyunca her gün yaparsanız o iş bir şekilde alışkanlık haline gelecek. Alışkanlığınız haline gelecek. Bu yüzden zaten siz istemeseniz de değil mi? o sizi bırakmayacak. Süper. Çok önemli bence bir konu bu. Bunun üstünde de konuşmuş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok sevgiler.